İsmet amcacığım, hayat senin için ne ifade ediyor? Hayat benim için herkes için öyledir. Mutluluğu yakalamaktır. Bu mutluluğu yakalamak için vermiş olduğun çaba, çalışmalar neyse hayat senin için odur. Benim için de odur. Benim için daha doğrusu bir başkasının mutluluğuyla mutlu olabilmektir. Bunu da yapabilmek için özveriyle karakterin sağlam, düzgün olacak, donanımlı, bilgili bir insan olman lazım. Hı hı. Elimden gelen bir şey varsa, bir eş dostum varsa, iş sana düştüğü zaman işten o kişinin işini görebilmektir. Yani buna benzer şeylerdir. Bunları da hepimiz biliyoruz ama birçoğumuz uyguluyoruz. Birçoğumuz da uygulamayabiliyoruz. Evet. Uygularsak daha mutlu olur toplum. Toplum mutlu olduğu sürece, bireyler mutlu olduğu zaman toplum da mutlu olur. Birbirini ikisi tamamlar. Evet. Ama maalesef öyle bir zaman gelmiş ki herkes kendi mutluluğun peşinde, egosunun peşindeler. Bu da belli bir yerde patlaklık verecek yani. Bu sefer işte eskiden derdik ya, büyüklerimiz bir araya gelirdi. İşte hoş sohbetler vardı, espriler vardı, şakalar vardı. İşten bir sohbetler vardı. Şimdiki toplumun sohbetlerine baktığımız zaman, biz bir araya geldiğimiz zaman ya eski sohbetler. Eski, atıyorum, eski oruçlu günleri arıyoruz. Eski bayramları arıyoruz. Şimdi atıyorum plazalar olmuş, alışveriş merkezleri. Elinden cebinden 3 kuruşu olan oraya gidiyor, bir kahveye masada söyleyip içiyor. İçtiği zaman tamam diyor. Ben mutluyum, ben huzurluyum. Baktığın zaman o kişilerin içi boş, gerçekten boş. Yani o kahve içmekle sadece karşıya bir görüntü veriyor. Ha, ben de varım demeye getiriyor. Senin var olman için mecazi anlamda kaybolman lazım. Yani bireysel hayatından vazgeçip toplumsal hayatına döndüğün takdirde sen varsın. Hı hı. Egonu kırarsan toplumun ruhun içine, bireylerin ruhun içine girdiğin zaman sen varsın. O zaman aslında kalıcısın. Var olman için mecazi anlamda kaybolman lazım. Yani bireysel hayatından vazgeçip toplumsal hayatına döndüğün takdirde sen varsın. Hı hı. Egonu kırarsan toplumun ruhun içine, bireylerin ruhun içine girdiğin zaman sen varsın. O zaman aslında kalıcısın. Bugün tamam o kahve içebilirsin. Kahve bittiği takdirde sen de bitmişsin. Hı hı. Ama kişilerin ruhundan yer edersen, toplumun içinden yer edersen sen vefat ettiğinden sonra da sen varsın. Benim hayat, yani benim için hayat bir başkasını mutlu ettiğin takdirde sen varsın. Evet. Yani